Merhabalar, dersimize hoş geldiniz. Bu bölümde sizle çok kısa olarak Türkiye'de, ülkemizde yanlış bilinen doğrular üzerinde durmak istiyorum. Yani doğru bilinen yanlışlar daha doğrusu. Doğru bilinen yanlışlar. Tabii çok aslında yıllar içerisinde o kadar yerleşmiş ki insanların kafasına, beynine, her yerde inanın aynı şeyler kullanılıyor. Yani ister meslek okulu olsun, ister üniversite olsun fark etmiyor. O açıdan bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü doğru kelimeleri, doğru tanımları kullanırsak yapacağımız işlem de o kadar basitleşir. Anlaşmamız da kolay olacaktır. Çünkü gerçekten bugün politikacı dinliyoruz. Hiçbir birbirini dinlemiyor. Herkes kendi başka bir şey kafasında. Yavaş yavaş konuşmak, anlatmak, tatlı tatlı anlatmak, doğru kelimeleri kullanmak sorunu güzelce çözecektir. O açıdan ben bu konuları hazırladım. Doğru bilinen yanlışlar, o kitapta da bunu görebilirsiniz. Kitapta projelerde yapılan yanlışları görebilirsiniz. Şimdi şöyle size göre sol tarafta yanlışlar var, sağ tarafta doğru. Doğrusu nedir? Yani elektroteknikte doğru tanım nedir? Tabi bu konuda da uluslararası standart var. International Electrotechnical Vocabulary 826. İsteyen gidip alabilir. Yine IEC 627. Burada da aynı şekilde semboller verilmiştir. Sembol çok önemli. Yani şimdi biraz sonra göreceğiz. Linya. Linya yanlış bir kelime. Fransızca bir kelime. Türkçesi akım devresi. Diğer dillerde de bu böyledir. Akım devresi, tabii İngilizce, Almanca da akım devresi olarak tercih edilir. Ama linya Fransızcadır. Otomat veya sigorta. Otomatik sigorta. Herhalde Türkiye'den başka insanlar kullanmıyor bunu dünyada. Otomatik sigorta olmaz. Sigorta başkadır. Müetir kesici başkadır. Fonksiyonu başkadır. Otomatik sigorta tabii müetir kesiciler otomatikman çalışıyor ama sigorta değildir. Tanım olarak sigorta değildir. Minyatür kesici, MCB. Onun adı MCB, Minyatür Circuit Breaker. Bunu böyle bilmek lazım. Evet, MCB. Toprak iletkeni. Belki de en büyük hatalardan bir tanesi bu. Arkadaşlar, toprak iletkeni olmaz. Toprak iletkeni vardır ama koruma iletkeni değildir hiçbir zaman. Toprak iletkeni hatanın sadece toprağa iletilmesiyle sorumludur. Görevi odur sadece. Hatanın, ama TN sistemde zaten toprağa akmıyor. TN sistemde zaten toprak iletkeni yoktur. O sadece filizdir. Ana potansiyel dengene barasından topraklamaya giden, orada bir buçuk iki metre band şerit vardır. Biz ona topraklama iletkeni diyoruz. Ama TN sistemde zaten buna da ihtiyaç yok gerçekten. Topraklamaya ihtiyaç yok TN sistemde. Başka tabii var ama başka onun anlamı var, görevi var. Lütfen toprak iletkeni, topraklama iletkeni diye bir kavram yok. Lütfen kullanmayınız. Sizlere sesleniyorum. Gerçekten lütfen kullanmayınız. Onun adı koruma iletkenidir. Rengi sarı yeşildir. Dünyanın her yerinde nereye giderseniz gidin. Sarı yeşil gördüğünüz zaman muhakkak koruma iletkenidir. Yani bizi canımızı korumak için hata anında harekete geçen, hata akımını direkt kanaya taşıyan, oradan tekrar geri dönmesini sağlayan iletkendir. Koptuğu anda çok tehlikelidir. O nedenle lütfen doğru kullanın. Sıfır iletken. Hiçbir zaman sıfır iletken, net iletken olmadı. Evet, 40 sene, 50 sene önce vardı, sıfır iletken denmişti. Çünkü Almanya'dan tercüme edildiğinde onun adı sıfır iletkendi. Çünkü Almanlar onu öyle tercüme etmişti, öyle dillerini kullanmışlardı. Oradan Türkiye'ye aktarıldı, sıfır iletken olarak kaldı. Sıfırın anlamı yoktur. Sıfır varsa sıfırdır yani, hiçbir şey yok ortalıkta. O nedenle bunun adı nötr iletkendir. Doğrudan temas, dolaylı temas 2007 yılında kalktı. 2007, hala kitaplarda, konuşmalarda bunu görüyorum. Bunun adı temel koruma ve dolaylı hata anında korumadır. Çünkü bu temel koruma ve hata anında koruma daha açık, daha net bir şeyi ifade ediyor.
41. standartta bunu göreceğiz. Fazilet gene. Diğer bir konu, yani şey gibi, toprak iletkeni gibi, faziletkeni de arkadaşlar, faziletkeni olmaz. Faz iletkeni olmaz. Bakır faz değildir. O iletkene biz aktif iletken diyoruz. Aktif iletken. Fazın olduğu yerde açı vardır. Akım ve gerilim arasında işte faz açısı vardır. Ancak bu bobinde olabilir örneğin. Ama bir bakırda, havai hatta, toprakta o faz iletken değildir. Amerikalılar kendilerine sadece phase olduğu için başka bir kelime yoktur. Onların başka bir kelime gerçekten kullanmıyorlar. Kullansalar da fark etmiyor. Mesela İngiltere'de conductor denir. Conductor olunca bu sefer otobüs sürücüsü anlamına geliyor. Şimdi bunu dikkat etmek lazım. Faz iletkeni yoktur. Bu aktif iletkendir. Lütfen buna dikkat edelim. Yine artık akım anahtarı. Yıllardır yazıyorum, söylüyorum. Anahtarın fonksiyonu olmaz. RCD anahtar değildir. Yanlış tercüme edilmiştir. Tercüme edenler gerçekten büyük bir ülkeye karşı şey yapmışlardır. Onu buradan söylüyorum. Lütfen kullanmayınız bu kelimeyi. Anahtar değildir. Otobüs, arabanın anahtarı olabilir, evin anahtarı olabilir. Ama elektrik mesleğinde anahtar sadece açıp kapamaya yarayan, lambayı aydınlatmayı açıp kapamaya yarayan anahtar olabilir. Switch başka bir şey değildir. Bunun adı RCD, artık akım koruma cihazıdır. RCD, RCD. Sonra yangın koruma diyorsunuz. Hiçbir zaman yangın koruma değildir. Yangından 30 bin amper de koruyabilir böyle bir şey varsa eğer. Kaldı ki bugün ark koruma cihazı çıkmıştır. Biraz sonra göreceğiz. Ark koruma cihazı, AFDD. O açıdan yine yangın koruma. Burada işte ark koruma cihazıdır, AFDD. Yangından koruma, hayat koruma. Bir öyle laf var. Hayat koruma, yangın koruma. Arkadaşlar bir elektrik mühendisi, bir teknisyen, usta böyle kelime kullanamaz. Bunun adı RCD, artık akım koruma cihazıdır. Anahtar değildir. Parafudur. Yıllardır parafudur. Paruple yine Fransızdan geliyor. Yıldırımı çekmek anlamında. Ama SPD, darbe koruma cihazı, orada koyduğunuz şey değil, çubuk değildir hiçbir zaman. Darbe koruma cihazı SPD 1, SPD 2, SPD 3 olarak dilimize, daha doğrusu standartlara girmiştir. Bunu böyle kullanmak lazım. SPD 2 örneğin tamamen tüm dairelerde, yani sayaçtan önce kurulması zorunludur. Zorunlu diyorum, dikkat edin. SPD 2 her binada yıldırım düştüğü zaman onun ortaya çıkardığı zarar çok büyük. Yani orada 100-200 lira vereceğiniz cihaz tamamen koruyor olduğu gibi elektronik cihazları. O açıdan parafudur değildir, SPD'dir. Kofre, Fransızca kelimedir. Yıllardır kofre diyorsunuz. Bunun adı yapı bağlantı kutusudur. Bağlantı yapıyoruz arkadaşlar, bağlantı. Kabloyu getirip bağlıyoruz. Orada itibaren tesisi kuruyoruz. Evet, daha sonra termik manyetik şalter. Yine yanlış. Termik manyetik, sanki buradaki MCB, onda da aynı şekilde hem termik hem de manyetik röle vardır. Ama onun adı kompakt devre kesicidir. Yine buat, Fransızca kelime. Bağlantı kutusudur adı. Bağlantı kutusu. Buat, Fransızca kelimedir. Devam edelim. Buton. Ben bilmiyorum nasıl tercüme edeceğiz. Düğme de yanlış aslında. Yani bir ceketin düğmesi gibi oluyor ama ben öyle algılıyorum şahsen. Buton yapmak bilmiyorum yani. Buton, her yerde buton var çünkü. Artık o kadar iyileşti ki belki bu böyle kalabilir. Bilmiyorum yani. Belki dil uzmanları bu konuda bir şeyler yapabilir. Sorti. Diğer bir nokta sorti. Arkadaşlar sorti yine Fransızca. Çıkış demek. Exit. Hani var ya. Sorti. Binalarda sorti. Nüve, çekirdek demek. Vavyen'i ben tercüme edemedim. Yine yani her iki yerden karşılıklı olarak açılıp kapanan switch anlamında, şalter anlamında kullanılıyor. Anahtar işte budur yani. İşte gerçek anahtar bu. Açıp kapamaya yarayan her iki tarafta. Kapının yanına koyarsınız bir tane. Bir tane de çıkışa koyarsınız. İki taraftan
Açıp kapatabilirsiniz lambayı örneğin. Voltaj. Artık lafın bittiği yer belki de. Voltaj denemez. Yani kesinlikle denemez. Bir hoca, bir üniversitede eğitim veren veya bir meslek okulunda kim olursa olsun voltaj kelimesini kullanamaz. Gerilimdir, gerilim. U ile gösterilir, V ile değil. Dünyada hiçbir zaman V ile gösterilmemiştir. V ile gösterilir. V onun birimidir. Arkadaşlar siz birimi gerilim olarak kullanıyorsunuz. Ya bunu da mı söylemek lazım? Ya kusura bakmayın gerçekten. Voltaj kullanılmaz. Birçok yazılarda, kitaplarda voltaj kelimesini görüyorum. Ve V ile gösteriyor. V eşittir R çarpı U. Ya bunu yazan öğrenci veya profesör gerçekten yani kusura bakmayın ama ben çok hiç ödün vermem bu konuda. Hiçbir zaman ama tanımlar önemlidir çünkü. Doğru öğrenmek açısından. Yine kompleks, tabii kompleks sayılar var. Bu elektrik, yani tüm matematikte çok önemli. Elektrik mühendisliğinde daha önemli. Karmaşık sayı olarak ben tercüme ettim. Schalt kelimesi, Schalter Almanca'dan geliyor. Yıllar yılı bu kullanıldı. Schalter Almanca bir kelimedir. Anahtar anlamında kullanılır. İşte Schalt'ın bağlamaktan geliyor, monte etmekten geliyor. Kontrol, kumanda. Klemens, uç olarak tercüme ettim. Faktör, çarpan. Komponentler, kısa rakamları hesaplarını göreceğiz. Simetrik bileşenler metodu. Bunu simetrik komponentler metodu demek biraz ters geliyor bana. Bileşen demekte yarar var. Kapasite. Kapasite yetenektir. Yani onun kapasitesi nedir? İşte kesirin kapasitesi nedir? Tamam doğru anlıyoruz ama esas yetenektir. Dalga boyu. Ben dalga uzunluğu, boy olmaz. İnsanın boyu olur. Ama burada uzunluktur. RST neredeyse 30 sene önce kalktı. L1, L2, L3 olarak kullanılır. Sadece bir yerde bu bileşenler hesaplarında sadece orada kullanılır. Başka yeri değil. Yine gerilim 380-220. Bu da kalktı. Yani ben biliyorum şahsen, yurt dışında yaşıyorum ama ülkede artık böyle bir gerilim yok. Hesaplarda her yerde 380 volt. Halbuki 400 volt olmasına rağmen 380 volt kullanıyorsunuz. Çünkü herkes onu öyle yapıyor. Erzurum'da da aynı hesap, İstanbul'da aynı hesap. Her şey kopya. Arkadaşlar 400 ve 230 volt. Güç. Her şey bazı şeyler kabul edilebilir ama bu kabul edilemez. Gücün ne olduğunu Türkiye'de gördüm ben. Güç kelimesi, P kelimesi ne ile yazılıyor Türkiye'de? Belli 40'lı 30'lu yıllarda ne ile yazıldı? Ama daha sonra P uluslararası alanda P, Q ve S kelimesi burada önemli. Hatta bazı yerlerde V'yi de gördüm. Ve arkadaşlar enerjiden geliyor work. Güç yerine V'yi de gördüm. Tabii çok yanlış. Lütfen formüllerde bunları kullanmayınız. Lütfen, gerçekten lütfen. Bunlar yanlış şeyler. Yani 4 sene okula gidip bunları kullanan insanlar bunu hiçbir şey öğrenmemiş demek. Gerçekten öyle. Bu nedenle daha çok kelime var. Ama önemlisi bunlar. Kullanmamızı rica ediyorum. Başlamak lazım artık doğru kelimeleri kullanmak için. Bu dersimiz de burada bitiyor. Teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.